hoşaflar geçmişte Osmanlı mutfağından bugüne hep var. Şimdi asit içeceklerin yerini de almaya başladı. Evet, ben çok seviniyorum. Şerbetler özellikle, hoşaflar. Evde yapabildiğimiz kadarıyla ne mutlu diyoruz. Çünkü sağlık açısından çok çok iyi olduğunu bizler mesleğin içinde olduğumuz için biliyoruz ama yine sofralarımızda gözlemlediğim kadarıyla asitli içecekler de var. Tabii bunun ne kadarı faydalı, ne kadarı zararlı olduğunu yine biz sağlık çalışanları bildiğimiz için sofrada vazgeçemiyor, var. Ne yapsın? Maden suyu mu, asitli içecek mi diye soralım. Yani yine herhangi bir reflü, gastrit sorunumuz yoksa maden suyunu tercih edelim. Çünkü şöyle ki, bir bardak asitli içeceklerde 7-8 küp kadar şeker var. Ben her zaman o şekilde örnek veririm kendi hastalarıma. Siz o 7-8 küp şekeri elinize aldığınızda o şekilde tüketebiliyor musunuz? Aslında bir bardak o asitli içeceklerden içtiğimizde biz bunları vücudumuza alıyoruz. Bu yüzden öyle bir seçenek varsa maden suyu veya sade suyla, ayranla veya şerbetle tüketebiliriz. Özellikle demir hindi şerbeti, Osmanlı şerbetleri. Bunlardan da vazgeçmeyelim. Kesinlikle. Kültürümüzde yaşatalım, tüketebilirsiniz. Yine kararında, eğer ki hoşaf yapıyorsanız bunları da kendi meyvelerin kendi şekeriyle kaynattığınızda zaten yeterince tatlı oluyor. Veya biz hoşafları evde kuru dut ekliyoruz, kuru kayısı ekliyoruz içerisinde taze meyveyle birlikte. Bu şekilde bir kombinasyon yaptığınızda hiç gerek kalmıyor ilave şekere. Blender'a gerek var mı onda? Yok, gerek yok. Gerek yok. Direkt taze meyvelerle birlikte kuru meyveleri hepsini karıştırdığınızda çok güzel bir kombinasyon oluyor. Buradan hem de şeker, değil mi, eksikliğimizi de gidermiş oluyoruz. Doğru besinlerde. Kesinlikle.